Deniz Baykal, 20 Temmuz 1938 tarihinde Antalya'da doğdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. Genel Başkanı olan Deniz Baykal, 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulu'ndan, 1955 yılında Antalya Lisesi'nden mezun oldu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 yıl Rockefeller Foundation bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı ve Columbia Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi Doçenti olarak çalıştı. Siyasi yaşamı 60'lı yıllarda başladı siyasetle 1960'lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılmakla tanışan Baykal, 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atıldı, 14 Ekim 1973'te yapılan genel seçimlerde 185 milletvekili kazanarak birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra 1974'te Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan CHP-MSP Koalisyon Hükümetinden Maliye Bakanı oldu. 22. Olağan kurultayda 14 Aralık 1974 yılında Mustafa Üstündağ ile birlikte genel sekreter yardımcısı oldu. Baykal, yönetim anlayışı ve çalışma yöntemleri konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle 8 Mart 1976'da bu görevinden istifa etti. Merkez Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi de Baykal ile hareket etti. CHP tarihinde bu olay Beşler Hareketi olarak yer aldı. 1976 yılındaki parti kurultayında Ecevit'e açıkça karşı çıktı, ancak listesi seçimi kaybetti. 5 Haziran 1977'de yeniden Antalya Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 1978'de kurulan 3. Ecevit hükümetinde ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptı. Deniz Baykal bu dönemde CHP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu, Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Darbe dönemi siyasi yasaklı oldu. 1982 Anayasanın 5 yıl süreyle siyasi yasağa getirdiği politikacılar arasında yer aldı. 1983 yılında siyasal partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra, yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdü, gerekçesiyle bir grup önde gelen CHP'li ve AP'li politikacıyla birlikte Çanakkale Zincirbozan askeri tesislerinde ikinci kez gözetim altına alındı. Siyasi yasaklı olmasına karşın 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi'ne girdi. Bu partinin Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile birleşmesiyle CHP'li oldu. Eylül 1987'deki referandumla siyasi yasakların kaldırılmasından sonra Kasım 1987'deki genel seçimlerde SHP'den Antalya milletvekili seçildi. Görüş ayrılıkları yüzünden 10 Eylül 1990'da genel sekreterlik görevinden istifa ettikten sonra SHP parti içi muhalefetinin önderi oldu. CHP'de bu dönemden başlayarak olan ve olağanüstü kurultaylarda genel başkan Erdal İnönü'nün 3 defa karşısına çıktı ancak hepsinde yenildi. CHP dönemi yeniden başladı. Deniz Baykal, Antalya milletvekili olarak Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamentolar Arası Komitesi eş başkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliğine seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyeliğinde bulundu. Temmuz 1992'de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkanla CHP'ye geçti ve 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP kurultayında genel başkanlığa seçildi. Genel başkan olduğunda 54 yaşındaydı. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığı görevlerini üstlendi. 24 Aralık 1995 milletvekili genel seçimlerinde yeniden Antalya milletvekili oldu. Seçimleri takiben 53. hükümetin, anayol hükümeti, kurulmasıyla Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden ayrıldı, 1997'de kurulan Anasol hükümetini dışarıdan destekledi. 23 Mayıs 1998 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi, 27. olan kurultayında genel başkanlığa 3. kez seçildi. Baykal ile Başbakan Mesut Yılmaz arasında 3 Haziran 1998'de erken seçim konusunda bir protokol imzalandı, seçimlerin 18 Nisan 1999 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Ancak 1998'in yaz aylarında patlak veren Türkbank skandalından sonra hükümetten desteğini çekti. Anasol hükümeti, yolsuzluk ve Türkbank ihalesi konusunda verilen gen sorunun TBMM'de kabul edilmesi üzerine 25 Kasım 1998 tarihinde düştü. 18 Nisan 1999 seçimlerinde %8,71 oy alan Deniz Baykal liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi tarihindeki en kötü seçim sonucunu alarak %10'luk seçim barajını aşamadı ve ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında kaldı. Seçim yenilgisinin ardından istifa etmeyeceğini açıklayarak kendisine yöneltilen tepkileri artıran Baykal, sonunda tepkilere karşı duramayarak 22 Nisan 1999 tarihinde genel başkanlıktan istifa etti. 30 Eylül 2000 tarihinde Ankara'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi, 11. olağanüstü kurultayında yeniden seçilerek 4. kez CHP genel başkanı oldu. 2002'de tek başına muhalefet 3 Kasım 2002 Türkiye genel seçimlerinde CHP, %19,4 oyla 177 milletvekili kazanarak TBMM'ye giren tek muhalefet partisi oldu. Deniz Baykal'da Antalya milletvekili seçildi. Baykal, 22. dönem TBMM'de ana muhalefet partisi genel başkanı olarak görev yaptı. 2002 yılında Anayasa Mahkemesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın TCK'nın 312. maddesinden mahkum olduğu gerekçesiyle milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığını belirterek parti kurucusu olamayacağını hükme bağlamıştı. Yüksek Seçim Kurulu da YSK anayasanın milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76. maddesinde yer alan ideolojik ve anarşik eylemlere katılma hükmünü gerekçe göstererek Erdoğan'ın 2002 genel seçimlerindeki adaylığını kabul etmedi. Seçimden sonra 5 Kasım 2002'de Erdoğan'ı ziyaret eden Baykal, kanaatim, bir insanın siyasi suç niteliğinde mahkum olmasının ömür boyu siyasetten mahrum edilmesine gerekçe olmamalıdır, dedi. Baykal'ın ziyaretiyle CHP'nin anayasa değişikliğine destek vermesi ve YSK'nın AK Parti'nin başvurusu üzerine 4 Aralık'ta, Sirt'in Doğan Köyü'nde seçimde usulsüzlük olduğuna karar verilerek Sirt seçimlerinin tekrarlanmasına karar vermesi, Erdoğan'ı TBMM'ye ve Başbakanlığa taşıyan süreci başlattı. 2007 genel seçimlerinde CHP'nin de içinde bulunduğu sol ittifak %20,9 oy aldı. Deniz Baykal 26 Nisan 2008'de yapılan 32. CHP olağan kurultayında 1231 delegeden 1021'inin oyunu alarak tekrar genel başkan seçildi. 10 Mayıs 2010 tarihinde, internet yoluyla gündeme gelen gizli kamera görüntülerine meydan okumak için genel başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Baykal, 2011 ve Haziran 2015 genel seçimlerinde CHP'den Antalya milletvekili seçildi, 16 Ekim 2017'de beynindeki ana damarın tıkalı olması nedeniyle Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. 24 Haziran 2018 seçiminde Antalya milletvekili olarak seçilen Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ancak 21 Şubat 2019'da mecliste yemin edebildi. Deniz Baykal, 11 Şubat 2023 tarihinde evinde hayatını kaybetti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın.